Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün pazarlarımızı süsleyen, damağımıza hitap eden, belki de en meşhur lezzeti sizlere anlatmaya çalışacağız. Bugün kırkan havucunu anlatacağız. Yanımızda bir ziraat mühendisimiz ve bir işletmecimiz var. Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Evet, Wilmore Anadolu Tohum, ziraat mühendisi Şentürk Çelik. Evet, sizi de bir tanıyalım. Hatay Kırıkan Kayalar Tarım İşletmesi yetkilisiyim. Mutlu Vural ismim. Evet. Mutlu Vural'a ilgili şöyle bir özelliği var. Bu bölgenin en büyük kavun havuç işletmecisi, aynı zamanda kavun yetiştiricisi. Evet. Mühendisimiz de Şentürk Bey de yaklaşık bu bölgede, yani o yediğiniz lezzetin %90-95 tohumunu veren firmanın yetkilisi. Bu lezzeti bize bugün anlatacaksınız. Pazarlara gidiyoruz. Evet. Samimi olarak söyleyeyim, kırkan havucu geldi deyince yüzümüzde bir tebessüm oluşuyor. Evet. Çünkü lezzet olarak çok farklı. Yani tat ve aroma olarak farklı. Değil mi? Konya'ya evet. göre öndeyiz. Konya'ya göre çok çok öndeyiz. Evet. Bu programa girmeden biraz şunu konuşalım. Topraktan mıdır ya da hani şeyden olsa lezzet, tohumdan olsa adam alır oraya da kerane lezzeti alır. Aromayı veren toprak mı bura bölgede? Toprak ve büyük ölçüde iklim etkiliyor bu tat ve aromayı. Havuç da tabii ki abicim. Yani evet. bu yıllardır Konya daha önce başladığı için bizden. Evet. Biz bunu yaklaşık olarak bir 20 yıllık maziye dayanıyor bu evet. havuçla alakalı yetiştirmesi. Havuçların işte bizde tekrardan böyle tat ve aromasını genelde yapan hava, iklim ve toprak yapısı. Evet, yani diyorsunuz ki esas sebep tohumdan değil, daha çok iklimden. Tabii tohumun da kaliteli olması evet, ekstra evet, bir kesinlikle, durumdur. Kesinlikle, yani kullanmış olduğumuz tohumuz kalitesi tartışılmaz. Evet, ya bakıyoruz maşallah vızır vızır çalışıyorlar. Kayalar Tarım olarak 2000-2500 dönüm var herhalde. Evet, yaklaşık 2000-2500 dönüm arası havuç işletmecisine sahibiz. Evet. Genelde zaten Ova'da da, Kırıkan'da da en büyük işletme bizde. Ben şunu rahatlıkla söylerim. Buradaki 2000-2500 dönüm tarlanın havucu İç Anadolu'da bir 10 bin dönümlük havuca bedeldir. Bedeldir, evet. Yani abicim. Öyle söyleyelim. Aynen. Yalnız Kırıkan havucu pazarlara daha girmedi. Herhalde bu hafta girmeye başlar. Yani aralığın 15'i gibi girmeye başlar. Yaklaşık olarak hasat dönemi 10 gün falan oldu. Evet. Yani 10 gün süre içerisinde yavaş yavaş pazarlarda yer alacağız. Tamam. O zaman artık programımıza geçelim. Havucu anlatmaya başlayalım. Şentürk Bey, sizden başlayalım istiyorsanız. Havuç İç Anadolu'da Konya bölgesinde yoğun bir şekilde yetiştiriliyor. Bir de buralarda yetişiyor. Bey pazarında da var benim bildiğim. Evet. Havuç nasıl bir iklim ve toprak isteği içerisindedir? Müsaade ederseniz genel bir değerlendirme yapıp tabii ki. Bir portföy çizip ondan sonra sorunuza cevap vermek istiyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin dekarlık bir havuç ekim alanı olduğu tahmin edilmekte. Ekim alanı büyüklüğüne göre sıraladığımızda Konya Çumra hattı birinci sırada. Hatay Kırıkan ikinci. Beypazarı, Ankara Beypazarı üçüncü sırada gelmekte. Bölgemizde yıllara göre değişmekle beraber yaklaşık 18-20 bin dekarlık bir havuç ekim alanı bulunmakta. Evet. İyi bir havuç yetiştirmek için, kaliteli bir havuç yetiştirebilmek için her şeyden önce kaliteli bir tohum tercihini yapmamız lazım. Buna ek olarak da iyi bir toprak hazırlığı ve iyi bir tarla seçimini yapmamız lazım. Tarlamız çok taşlıysa havuç meyvesi şekil bozuklukları olacağı için havuç meyvesinde sıkıntı olacaktır. Tarlamız çok ağır olursa toprak çok sıkacağı için meyve küt olacak ve istenen kalite elde edilmemiş olacak. Bu bağlamda organik maddece zengin, pH'i 6-6,5 aralığında olan kumlu tınlı, tınlı kumlu toprakları özellikle tercih ediyoruz. Yani diyorsunuz ki siz havuç için aslında en önemli özelliklerden birisi de bulunduğu toprağın kesinlikle. İyi olması gerekiyor. Tarlanın birinci derecede önemi evet. olduğunu söyleyebiliriz. O zaman mesela toprak hazırlığına geçecek olursak taşlı bir arazide önce bir taşların toplanması mı gerekiyor? Yani ya da hiç oranın tercih edilmemesi mi? Mümkün mertebe tercih edilmemesinde yarar var. Evet. O zaman toprak hazırlığından biraz bahsedelim. Havuç evet. Hangi mevsimde hazırlıklar başlıyor? Hazırlık yapılırken ne yapayım? Mesela tarlada gübreleme yapılıyor mu? Sulama yapılıyor mu? Ne gibi çalışmalar oluyor toprak hazırlığı ve hangi dönemde yapılıyor? Tekrar bir açıklama yapmam gerekecek burada. Normal koşullarda havuç bahar döneminde ekilir. Yani Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde toprağın elverişli olduğu, iklime müsait ettiği dönemlerde ekilir. Fakat bölgemizde buna biz düz ekim deriz. Bölgemizde diğer bölgelere nazaran farklı bir ekim dönemi var. Biz buna ters ekim diyoruz. Yani normal koşullarda havucun önü yaza gelirken bizde havucun üretilme dönemi kışa denk gelmekte. Ters evet. ekim yapmaktayız. Çoğunlukla 8. ve 9. ay içerisinde tarla hazırlıklarını
başlıyoruz. Buğdayın hasadından sonra birçok genelde buğday hasadı yapılan tarlalara ekiyoruz. Patlatma dediğimiz altı bacağı olan özel bir tarım aletiyle önce toprağı yaklaşık 30-40 santimetre kabartıyoruz. Evet. Aynen. Ondan sonra burada kültivatör denen köstebek adında bir aparatımız var. Kuyruk miğinden hareket alan. Aparatın içerisinde birbirinin tam ters yönünde dönen merdaneler ve bu merdaneler üzerinde bıçaklar bulunuyor. Bunlar da toprağın kerseğini falan parçalayarak düzgün bir tohum yatağı oluşmasını yani sağlıyor. Yani toprağın kersek olarak kalmaması gerek. Tamamen ufalanması lazım. Şöyle, aşırı derecede kersek olduğunda sıkıntı, çok fazla kerseksiz olduğunda da sıkıntı. Bizim için en ideali ceviz iriliğinde küçük evet. kerseklerin olması en ideali. Bu da uygun bir tohum yatağı hazırlama anlamında iyi. Tohumun çok fazla derine düşmemesi anlamında iyi. Aksi takdirde kersek çok fazla olduğunda tohum çok derinlere gömülecek. Çıkım problemi yaşayacağız. Ya da toprak çok kerseksiz olduğunda da kaymak bağlayacak, tohumun çimlenmesinde sıkıntı olacak. Bu bağlamda hafif tatlı bir kersek, yani ceviz iriliğindeki kersekli bir tarla hazırlarız. Buna dikkat ederiz. Evet. İlk ekimlerimiz normalde 8. ay içerisinde olur. Ama son dönemde bu biraz daha erkene kaydı. 7. ay başı ve ortası gibi. Ekim ne zamana kadar devam eder? 9. ayın sonuna kadar bölgemizde ekimler devam eder. Evet, ekime geçeceğiz. Hemen size soralım. Sonuçta bu işin teorisi, bir de pratiğe bakalım. Pratikte teori ölçüyor mu? Ağustos ayında toprağı hazırlamaya başlıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? İlk etapta toprak hani buğday hasatından sonra başladığımız için toprak yapısı sert oluyor. Hani ilk etapta başladığımız şey tarlayı yumuşatmak için sulama yapıyoruz. Sulama yapıyoruz. Sulama yapıldıktan sonra zararlı yabancı ot ilaçlarla mücadele için işte onunla alakalı ilaçlamalarını yapıyoruz. Ot mücadelesini daha tohumu atmadan yapıyorsunuz. Tohumu atmadan yapıyoruz. Çünkü çıkacak olan havuç bitkisine herhangi bir zararı etkisi olmasın diye. Evet. Otla alakalı mücadele yaptıktan sonra işte patlatma dediğimiz pulluklarımızla, patlatmalarımızla artık tarlanın yapısına ve şekline göre araziyi işlemeye başlıyoruz. Daha sonralarda işte dediğimiz gibi bizim kendi adımızla kersek kırma makinamız, yığma, hatlama sıralı bir sistem olarak yapıyoruz. Daha sonra ekim ve arkasından sulama. Evet. Yani ortalama da Şentürk Bey'in dediği gibi 8. ay başlarındaydı ilk yaptığımız ekimlerimiz. Ortalama 7. ayın sonunda, 8. ayın başında, 9. aya kadar sürekli olarak ekimlerimiz devam ediyor. Evet, yani diyorsunuz ki Şentürk Bey'in dediği o ceviz büyüklüğü toprak kapısına dikkat ediyorsunuz. Zaten Şentürk Bey de herhalde sürekli yanınızda. Şimdi biz zaten burada çok fazla ufalama yaparsak toprakta tohumumuzun çimlenmesi düşük seviyede oluyor. Evet. Ama ceviz büyüklüğünde kersekler dediğimiz o şekilde bırakırsak çimlenme oranı daha yüksek oluyor ve havuç daha iyi şekilde çıkabiliyor topraktan. Evet, o zaman hazırlığı yaptık, artık tarlaya ekelim. Hangi ayda ekime başla? Önce buraya soralım, sonra size gelelim. 8. ayda başlıyorsunuz. 8. ayda evet, ekime başlıyoruz. Ekime başlıyorsunuz. Mibzerle mi yapıyorsunuz ekimi? Evet, mibzerle. Havalı mibzerlerimiz var. Evet. Onunla ekime başlıyoruz. Direkt fide şeklinde değil, tohum şeklinde evet, atıyorsunuz. Evet, kuru tohum şeklinde tarlaya atıyoruz. Evet, o süreçten biraz bahsedelim. Bunun ekim aralığı, derinliği falan bunlar önemli mi? Bir de hatlama yapıyor musunuz? Dümdüz bir tarlaya mı ekiyorsunuz? Hayır, şu an İlk başta az önce söylediğim gibi sıralı sistem dediğimiz yani kerse kırma makinesiyle rotella ile yapıyoruz sıralı sistem yaklaşık olarak 75 santim aralığında işte ceviz tanesi kadar kersekli bir araziye ortalama 180 bin adet metrekareye düşecek evet. şekilde tohum atıyoruz. Evet. Ondan sonra sulamaya başlıyoruz. Tohumun fazla veya eksik olması size... Ya tohumun tabii ki bizi fazla olması hani ileride büyüyecek bitki için sık. Dediğimiz evet. tabirde sık olur bu ürünü geliştirmekte biraz daha zaman alır evet. veya daha kalitesiz bir ürün meydana gelir. Ben hemen şunu söyleyeyim, firma etkisine sormuyorum, bunu size soruyorum. Evet. Bu tohumu bulana kadar yani %90 eğer bu tohum ekiliyorsa buraya yaklaşık evet. 20 bin dekar alanın 17 bin dekarına dönümüne dekar demeyelim bu tohum ekiliyorsa demek ki bir çalışma yapılmış. Deneme yanılma yoluyla en uygun tohumun bu olduğuna mı karar verdiniz? Tabii ki deneme yanılma yönüyle. Bir şey yapıyorum diyorsun. Evet deneme yanılma yönüyle en uygun tohumun bunun olduğunu gördük. Evet. Ya diğer firmalardan diğer tohumlarla en kalitelisi arasında bunu seçtik.
Evet. Bu tohum firmasıyla devam ediyoruz. Veriminden memnunsunuz gayet. Çok şükür memnunuz. Tamam. Ekim döneminde başka böyle püf noktası, şuna dikkat edin dediğiniz bir olay yoksa? Ya sadece ekim döneminde, hani bizim burası Hatay Kırıkhan için ben söylüyorum. Hatay Kırıkhan'da ekime yapıldıktan sonra sulama işimiz... Geleceğiz oraya. Can suyu olayına geleceğiz. Can suyu olayına. Evet Şentürk Bey, tohumlarımız herhalde hibrit tohumlar mı? Ya da evet, denenmiş bilinmiş ari tohumlar mı? Şu an pazarlamış olduğumuz tohumların tamamı klasik ıslah yöntemleriyle. Evet. Yani üstün özelliklere sahip bir babayla, üstün özelliklere sahip bir anne çeşidin, evet, kendilenmiş saf çeşitlerin çiftleştirilerek oluşturulmuş olan F1'ler. Evet, çok tamamen güzel. Doğal. Hani piyasada bir bilgi kirliliği var. Basından ya da gazetelerden okuduğumuz kadarıyla genetiği değiştirilmiş tohum, genetiği değiştirilmiş tohum diye. Bu bağlamda kesinlikle ama kesinlikle tüketicilerimize şunu söyleyebilirim. Bu işi bilen bir uzman olarak ülkemizde bu tür havuç tohumları yok. Tamamı klasik ıslah yöntemleriyle geliştirilmiş. Uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmış çeşitler. Bugün bir çeşidin ortaya çıkabilmesi için en az 8 yıllık bir zaman gerekmekte. Evet. Bu bağlamda biz yıllardır, ben 12 yıldır bölgedeyim. Bu 13. yılım. Islahtan çıkan tohumları burada denemelerini kurarım. Bunların performans değerlendirmelerini yapar. Raporlarım firma merkezine bildiririm. En iyi ürünü yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Uzun zamandır çalışıyoruz. Şu an arkadaşlarımızın kullanmış olduğu tohum piyasanın en etkin tohumlarından. Peki bu İç Anadolu'da kullanılan, Beypazarı'da kullanılan tohumlarda sizin bir şeyiniz var mı? Aynı. Aynı tohum. Aynı şekilde pazarda pay olarak. %90'lardayız. O zaman ülke genelindeki etki firmasınız. Aynen, aroma aynen. Farkı da topraktan, iklimden, memleketin iklimden, evet, güzelliğinden kaynaklanıyor. Evet. Tohumun da etkisi var. Tabii onu da, onu da belirteyim. Aynı. Aynen. Tabii, tohum iyi olmasa zaten böyle kaliteli ürünleri alamayız. Biz çeşitleri içerdiği şeker oranlarına göre de sınıflandırıyoruz. Evet. Proteinine, şeker oranına, beta karotin etkilerine göre de sınıflandırıyoruz. Mesela bunlardan bazıları bebe maması yapımında kullanılıyor. Çok güzel. Kesinlikle ama kesinlikle iklimin, toprağın etkisi kadar tohumun da etkisi var. Evet. Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Aklıma gelmişken bir iki şey söyleyeyim. Birincisi havuç suyu çok güzel. Evet. Ama karaciğer yağlanmasına sebep olduğu için içine limon mu sıkıyorlar? Dün biri öyle dedi. Ya. Limon sıkıp, al sen mikrofonu. Şimdi, çok güzel bak onu, tadı damağımızda kaldı ama limon sıkıp için diyorlar. Ya o tamamıyla kendi insanların isteğine bağlı olan bir şey ama sade içilmesi daha güzel. Sade içilmesi. Bir de bir şey sorayım gene onu. Pazara gidiyorsun, havucun biri yani şu büyüklükte oluyor, biri küçük oluyor, biri ince oluyor, biri kalın. Bu yetişme dönemiyle mi alakalı yoksa atıyorum o bölgeye gübreyi fazla vermiyor. O biraz teknik bir bilgi. Evet. Gübrelemeyle alakalı bir durum mu var orada? Şimdi ekim sıklığından bahsetti az önce Mutlu, evet, Bey. Bilim alanında tohum miktarı çok fazla olduğunda bitkiler birbirleriyle yarıştığı için bazıları daha fazla gelişiyor, bazıları daha az gelişmek durumunda oluyor. Evet. Bu bağlamda birim alana düşecek tohum miktarını biz mümkün mertebe ayarlamaya çalışıyoruz. O da metrekareye 180 adet. Böyle olduğu zaman daha standart, daha kaliteli ve daha güzel meyve oluşumu oluyor. Aksi takdirde bir yere atıyorum köme şeklinde tohum düştüğünde ne olacak? Birbirlerini yetişmelerini engellediği için biri artarken. Çünkü şey var, bir de bizde maalesef artık insanlarımızda bir korku oluşmuş. Bunda, evet, sosyal medyanın, evet, da etkisi çok büyük. Bir şeyin biraz irisini gördüğümüz zaman hemen hormon damgasını basıyoruz. Ya bu hormonludur. Az önce vurgulamak istediğim konudan zaten, evet, buydu. Yok, o biraz daha geniş alan bulması ve bu geniş alan çerçevesinde biraz daha... Kırkan havucunda hormon olayı olmaz. Kesinlikle. Yani hiç güvenebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Görüntülerinde de var. Gönül çocuk rahatlığıyla. Tıkır tıkır yiyor maşallah. Gönül rahatlığıyla. Evet. İşte o havuç bu havuç. Rahatlıkla, aynen, yiyebilirsiniz diyoruz. Gelelim sulamaya. Sizden başlayalım bu sefer de. Havuç su ihtiyacı yoğun olan bir bitki midir? Bir meyve midir? Yani şöyle düşünmek lazım. Meyvenin %87'sinin su olduğunu düşünürseniz, %13'ünde kuru madde olduğunu düşünürseniz, evet, elbette ki su ihtiyacı fazla olan bir üründür. İlk olarak çimlenmesi için belli bir rutubeti alması gerekiyor. Daha sonraki dönemlerde sağlıklı bir gelişim, kaliteli bir meyve oluşumu ve tonaj elde etmek için kesinlikle ama kesinlikle sulanması lazım. Ortalama 10 güne bir ya da haftaya bir toprağın yapısına göre, kumsal mı, ağır yapılı bir bünyeli bir toprak mı, taban suyu yüksek mi, bunlara bakarak bir de bitkinin fizyolojik etkilerine bakarak sulama kararı veririz. Ama genelde haftada bir ya da 10 güne bir sularız. Haftada bir ya da 10 güne bir sulanması gerekiyor.
Genelde aynen öyle olması gerekiyor. Damlama, yağmurlama sistemini düşündüğümüz zaman bu bayağı bir maliyete sebep olacaktı değil mi? Salma sulama değil herhalde burada sulama şekli. Yani büyük ihtimalle damlama ve yağmurlama sistemlerini kullanıyoruz. Ama salma sulama yaptığımız yerlerde var. Arazinin tabii yapısına göre bu. Arazinin taban su seviyesine biz göre. Program olarak salma sulamaya karşıyız, onu söyleyelim. Evet. En kısa sürede bırakmanızı istiyoruz çünkü... Aynen. Salma sulama demek ihtiyaçtan çok daha fazlasını verilmesi demek. Hem ürüne hem tarlaya hem de en önemlisi suyun kendisine zarar. Evet doğrudur. Ama bu bölgelerde var, yani bu şahsınız için söylemiyorum. Evet. Benim amcamlar da çiftçi, onlar da yapıyor, yapacak bir şey yok. Aynen. Biraz maliyetlerden dolayı. Güzel olan şu, gün geçtikçe artık... Mikrofonu alırsanız. Güzel olan, az önce sizin söylediğiniz gibi güzel olan şu, gün geçtikçe insanlar vahşi sulamadan ziyade yağmurlama sulama sistemi ya da damlama sulama sistemine geçiyor. Evet. Bunun da avantajlarını görüyorlar. İlk etapta ilk yatırım maliyetleri biraz fazla olsa da daha sonraki dönemlerde maliyetini kurtardığı için, pratik olduğu için, fazla suyu gerek olmadığı için, toprak bünyesini bozmadığı için, çoraklaştırmadığı için insanlarımız da bunun farkında, üreticilerimiz de bunun farkında çok hızlı bir şekilde geçiyor. Bundan 5 yıl önce hemen hemen yağmurlama ve damlama sulama sisteminin yok denecek kadar azken son dönemde çok ciddi şekilde kullanılmaya başladığını gözlemliyoruz. Ben çiftçimizin görev yaptığı firmayı biliyorum. Yani Kayalar Tarım'da öncü bir kuruluş. İcar olan yerlerde genelde salma sulama yapıyorlardır. Çünkü tarla kendinin değil. Orada nasıl bir sistem kuracak, ne yapacak değil mi? Genelde öyle oluyor. Abicim şimdi biz ilk etapta dediğimiz gibi hani Konya'ya rakip bir şehir olarak evet. dile getiriliyoruz. Yani Türkiye çapında da bunu biliyorlar. Yani bizim tek amacımız kalite. Evet. Ve yani kaliteyi yakalayıp yani birim alanda verimi daha çok alarak yani kendi sağlayacağımız imkanlarımız doğrultusunda yağmurlamada bir numara olmak bir numara olmaya çalışıyoruz. Yani bence sadece bir numara kiralamayla falan. Aynen. Yani bir numara olmuşsunuz. İnşallah. Evet, oraya geliriz ama lezzet olarak kesinlikle bir numara olmuşsunuz. Yani onu söyleyelim biz. Evet, evet. Lezzet olarak evet. gayet iyi. Konyalı üreticiler de. Yok, ben Konya'da görev yapıyorum. Yani lezzet olarak bu yaradanla alakalı bir durum. Toprak yapısı, iklim, tohum aynıysa evet. bu onunla yani yetiştirme tarzından ziyade bulunduğum bölgeyle alakalı bir durum. Evet. Kırkan'da yetişen bu havuç Antakya tarafında aynı lezzeti vermiyor. Evet. Vermiyorsa demek ki bu bölgenin yapısıyla, amikovasıyla alakalı bir durumdur. Aynen öyle. O zaman sulamayı siz ilk sulamayı ne zaman yapıyorsunuz? Tohumu ektiniz. Tohumu ektikten hemen sonra sulama yapılıyor. Aynı gün içerisinde aynı can suyu veriyorsunuz. Can suyu veriyoruz. Ya aynı gün olmasa da bir gün sonra. Daha sonra? Daha sonradan havuç. 10 güne bir mi? Havuç artık çimlenmeye başladıktan sonra 10 güne bir yağmurlama sistemiyle evet. artık damlama sistemiyle ama genelde yağmurlama sistemlerini kullanıyoruz. Evet. Tabii burada bir de şey de var herhalde. Rahmetin de etkisi var. Yağmur yağarsa sen damlama yapmazsın, yağmurlama yapmazsın. Yağmur yağmazsa mecbur tuşa basacağız. Rahmetin etkisi çok çok büyük. Bu sene de biraz tüm bu ülkede biraz, olduğu gibi kurak geçiyor. Biraz değil bayağı bir sıkıntı yaşadık. Hani evet. susuzluktan çok çok maliyetlerimiz ben attı. Hatırlarım ben buralarda büyüdüm. Aralık ayında Amanos dağlarında kar olurdu. Evet. Amanos'ta kar olması demek o karın eriyip Delibekirli çayından ovaya su gelmesi ortalama demek. Ortalama 9. 10. aylarda buraya sürekli yağmur olarak düşer. Yağmur düşerdi ama şu aralar hiç yok. Bir çiftçimizle sohbetimizde şöyle söyledi. Aralığın 15'indeyiz. Daha 2 gün üstte yağmur yağdı. Başka aynen da yağmur öyle. Görmedik ama bu maalesef her yerde bir. Aksaray'da da bu sıkıntı var. Yağmur yok. Yani Türkiye'nin her yerinde bir yağmur sıkıntısı var. Küresel ısınma diyorlar buna. İnşallah tez zamanda yağmur İnşallah. Gelir, kar gelir. İnşallah. Çiftçimizin yüzü güler diyoruz. İnşallah. Şu an hala mesela hasat var. Hala sulama yapıyor musunuz? Hasat ya olmayan yerlere. Şu an hasat hasat yaptığımız arazilerimiz bunlar. Evet. Bunun haricinde daha hasat yapacağımız araziler var. Hava şartları böyle giderse tabii ki. Çünkü Şentürk Bey'in dediği gibi de havucun canı su. Senin o bakışların beni bir gün bitirir. Oy niye yandım diye, nasıl aldandım diye. Oy niye yandım diye, nasıl aldandım diye. Hani sen beni bildin, sözünden döndün diye. Hani sen beni bildin, sözünden döndün diye. Hasada gelirken anlatacağız. Hasada geleceğiz. Onun için sormuyorum ama evet. mesela herhalde toprağında çok da böyle çamur olmaması lazım hasadın kolay olması için.
Bir gün mesela hasattan kaç gün öncesine kadar suluyorsunuz? Ya hava şartlarına bağlı. Eğer normal şartlarda yağmur yoksa hasattan evet. bir hafta öncesine kadar sulayabiliyoruz. Bir hafta öncesine evet. kadar sulayıp bırakıyorsunuz. Ondan sonra bırakıyoruz. Evet. Gübrelemeye gelelim. İlk gübrelemeyi toprak hazırlık aşamasında mı yapıyorsunuz? Taban gübresi dediğimiz toprak evet. gübrelerini kullanıyoruz. Artık tarlanın yine yapısına göre. Toprak taban gübresini attıktan sonra havucun üretimi havucun çimlenmesi başladıktan sonra yani yine Şentürk Bey abimizle de beraber işte sürekli olarak kontroller edip hani besleme dediğimiz ilaçlar kullanıyoruz. Evet. Peki yapraktan. Siz firma olarak kendi arazilerinizde hani kiralamalar demiyorum kendi şahsi arazilerinizde toprak analizi yapıyor musunuz? Yapıyoruz evet. Değil mi? Toprak analizi önemli. Peki yapıp bırakıyor musunuz yoksa ziraat mühendislerine gerçi 2000 dönüm 2500 dönüm tarla ekiyorsan bir şekilde ziraat mühendisine sormak lazım buraya ne yapalım ne verelim ne alalım ya, değil mi? Genelde hani biz de bu işin içerisinde olduğumuz için artık biliyoruz. Siz gene de ziraat mühendisine sorun. Biz yine soruyoruz. Yani Şentürk, Şentürk Bey sen gene gir bu işin içerisine. İrtibat içerisindeyiz. Evet. Yo, ben işin esprisi biliyorum sürekli bir arada olduğunuzu. Evet, evet, çünkü ben tarla bitkileri programı olarak başladığımız günden beri çiftçilerimize hep iki şeyi enjekte etmeye çalışıyoruz. Bir, ne olur salma sulamayı bırakın. Gelin yağmurlama damlamaya geçin. Tabii ekonomik şartlar bilmediğimiz için çok inşallah zamanla onu çıkaracaktır. İnşallah, birçok bölgede bahçe sulama sistemleriyle ilgili destek de var. Mesela İç Anadolu'da falan bilmiyorum burada var mı. Bir de toprak analizi. Bunların ikisinin önemli, gerekli evet. olduğunu düşünüyoruz. Ama ben şunu çok net söylüyorum. Biz Hatay'da 8 çekim yaptık şu ana kadar. Hangi çiftçiyle program yaptıysak toprak analizi kesinlikle yapıyoruz diyorlar. Yani demek yapıyoruz, ki bilinçli. Evet. Burada bu iş bilinçli yapılıyor. Bilinçli üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu bizi yani. Çok mutlu etti onu söyleyelim. Evet, evet Şentürk Bey havuç gübreleme önemli bir olaydır. Bir ürünün güzel bir şekilde elde edilmesi için. Havucun gübre ihtiyacı nedir ve ne şekilde yaparsınız gübrelemeyi? Şimdi her şeyden önce sizin de belirttiğiniz gibi her üründe olduğu gibi havuçta da gübreleme programının öncesinde kesinlikle ama kesinlikle toprak analizi istiyoruz. Evet. Bu toprak analizi sonuçlarında toprağın pH'i, toprağın içeriğindeki gıda maddesine göre değişik gübreleme programlarında falan bulunuyoruz ama genel olarak genel bir yaklaşım tarzı da söyleyeyim. Evet. İlk etapta taban gübresi olarak dekara 25-30 kilo gelecek şekilde 18-46 ya da 3-15 potasça fakir olan yerlerde 3-15 zengin olan yerlerde 18-46 tavsiye ediyoruz. Onun akabinde havuç çimlenip çıktıktan sonra kalem iriline, meyve kalem iriline geldiğinde dekara bir 10-15 kilogram nitratlı gübre tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe havuçta azotlu gübrelemenin çok fazla olmaması için dikkat ediyoruz. Çünkü aşırı azot sonucunda dokularda gevşeklik meydana geliyor. Bunun sonucunda da çatlamalar ve değişik fungal hastalıklar için giriş evet. Oluşuyor. Bu bağlamda mümkün mertebe çok azotlu gübrelere ağırlık vermiyoruz. Değişik bitki besleme ürünleriyle üstten takviyelerde bulunuyoruz. Son dönemde havucun hasatına yaklaşık bir 40 gün kala potasyum nitratlı gübrelerle havucun şeker miktarını, rengini, şeklini ve tipini biraz daha güzelleştirebilmek için gübreleme programı uyguluyoruz. Benim anladığım şu, ürün tarladayken tarlaya geziyorsunuz. Evet, ihtiyaca aynen. göre gübre veriyorsunuz. Haftalık rutin ziyaretlerimiz oluyor. Tarla ziyaretlerimiz oluyor. Yani gene böyle ana babam usulü değil. Gayet bilinçli aynen. bir şekilde tarlalar aynen. gezerek ki gelirken de kardeşim az önce sana bir şey söyledi. Bizim siyah havuçta bir nasıl büyüyecek falan. Siz deniz evet. tam dönemi. Evet. Peki şunu soralım biz. Siyah unuttum aslında yani. Ekim döneminde soracaktık. Havuç, siyah havuç var. Turuncu havuç var. Turuncu bunun havuç farkı var. Tohumundan kaynaklanıyor herhalde. Tabii kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Siyah havuç genelde şalgam mı yapıyorsunuz onlarla? Şalgam ve boyanın ham maddesi olarak kullanılıyor. Evet. Bu bölgede var mı yoğun bir şekilde ekim? Ben bildiğim kadarıyla yaklaşık 6000 dekarlık bir ekim alanı üçte var. Üçte biri ya. Evet. Yani değil aynen. mi? Üçte biri tekabül ediyor. Benim bu. Vermiş olduğum 18000 dekarlık ekim alanı bunun dışında. Evet. Ayrı. Evet. Ayrı. Ekstradan bir 6-8000 dekarlık bir ekim alanı bulunmakta siyah havuçun. Evet ben sormayı unuttum gerçi de siyah havuç, turuncu havuç var. Bu bölgede tohumdan kaynaklı herhalde bu. Kesinlikle. Siyah havuç yetiştiriliyor mu peki? Evet bölgemizde yaklaşık 6000 dekarlık siyah havuç ekim alanı olduğunu biliyoruz. Bu da 3'te 2'ye tekamül ediyor değil mi? Aynen ama benim az önce vermiş olduğum 18000 dekarlık ekim alanı bunun dışında. Heh, turuncu havuç onun 3'te bir tabii, şey değil tabii, tamam tabii. O, ben o zannettim onun 3'te. Gerçi bu bölge Adana, Hatay, şalgam konusunda da evet. Bu sadece boya ham maddesi olarak değil, şalgam sektöründe de kullanılıyor doğrudur, herhalde değil mi? Doğrudur. Evet.
Çok güzel. Burada biz mahallelerinde görüyoruz. Demek ki şalgam, biz şey zannederdim ben. Bu turuncu havuçtan yapılıyor. İçine attıkları şeyden dolayı o siyahlaşıyor falan. Demek ki siyah havuçun şeymiş. Ayrı. Turşusunu falan da yapıyorlar ben biliyorum. Aynen. Siyah havuç da tüketiliyor demek ki. Aynen. Evet, gelelim hastalık ve zararlarla mücadeleye. Önce gene ben arkadaşıma sorayım. Çünkü hastalık ve zararların büyük kısmını sen anlatacaksın. Hastalık, zararlılar, yabancı ot. Bunlarla mücadele için ilk başta şey yapıyorsunuz. Hazırlık aşamasında bir ilaçlama ve karşılaştığınız hastalık ve zararlı var mı burada? Ya şimdi biz ilk etapta bu tarla hazırlamasında yabancı otlara karşı mücadelemizi yapıyoruz. Evet. Daha sonrasında havuç üretime ekim aşamasına gelip ekip sulamayı yaptıktan sonra çıkan yabancı otlara karşı ince yaprak ve kalın yaprak dediğimiz iki şekilde ayrı farklı günlerde ve ayrı şekillerde ilaçlama yapıyoruz. Tabii bunların öncesinde de bize Prodenia dediğimiz kurt olayı mevcut. Hani havuç bitkisini ilk etapta yeme zarara uğrattığı için kurt ilaçlamalarını kullanıyoruz. Daha sonralarda da işte yabancı ot ilacı dediğimiz kalın yaprak ve ince yaprak olarak iki farklı günlerde farklı şekillerde ilaçlama uyguluyoruz. Şey yapıyor musunuz peki, mesela havuç belli bir büyüklüğe geldikten sonra ilaçlama işine devam ediyor musunuz? Yani ortalama bir 8-10 santim yaprak boyu, 8-10 santime geldiği zaman bu yabancı ot ilaçlarını kullanıyoruz. Zaten herhalde ilacın üstünde de yazıyor şu kadar süre içerisinde bünyesinden atar diye. Evet, evet, evet. O şekilde kullanıyoruz. Zararlı olacak halde zaten sizler de bu işi yapmazsınız. Evet. Evet, Sayın Ziraat Mühendisim, havuçta bilinen bariz en fazla karşılaşılan hastalık nedir? Yabancı ot sıkıntısı var mıdır ve bunlarla nasıl mücadele etmeliyiz? Sorunuzu üçe ayırarak cevaplamak istiyorum. Elbette ki tüm tarlalarda olduğu gibi havuç yetiştirildiğinde de yabancı ot problemi var. Buna yönelik kullandığımız linuron etkili maddeli ilaçlar var. Onlarla mücadele ediyoruz. Onun dışında hastalıklar ve zararlar diye iki ayırmamız gerekirse, hastalıklar çok ciddi bir problem bölgemizde. Nedir başlıca hastalıklar? Toprak kökenli fungal hastalıklar. Evet. Capitid spot, pitum, sclerotinia ve benzeri. Bunlar şeyden kaynaklanmakta, sürekli aynı yerlere havucun ekilmesinden kaynaklı. O yüzden biz genelde 6 yıla bir... Nöbetleşe ekim mi yaptırıyorsunuz? Tabii, ekim nöbetine sokuyoruz tarlaları. 6 yıla bir ekimini tavsiye ediyoruz. Bunun dışında diğer firmalar gibi biz de bu tür hastalıklara dirençli ve dayanıklı çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an piyasada kurduğumuz denemelerde, yeni çeşitlerin denemelerinde bu tür hastalıklara tolerans olmayan çeşitleri kesinlikle eleyip atıyoruz. Fungal hastalıkların dışında, toprak kökenli fungal hastalıkların dışında külleme dediğimiz bir yaprak hastalığı bulunmakta. Alternaria dediğimiz bir yaprak hastalığı bulunmakta. Buna karşı da zaten tarla ziyaretlerimizde, gözlemlediğimizde Tarım Bakanlığı'nın ruhsatlamış olduğu ilaçları gerektiği miktarda, gerektiği dönemde ilaçlamalarını yapıyoruz. Ben şeyi bilmiyordum. 6 senede bir ekim oldu. Ben üst üste ekim yapılabiliyor diye biliyordum. Yok. Yok, hayır. Sıkıntı yaratıyor. Evet. Yok. Bunun dışında zararlı olarak en büyük, benim kendi şahsi gözlemim, zararlı olarak fare zararı dikkatimizi çekiyor. Evet. Bununla alakalı olarak zaten çiftçilerimiz ne yapması gerektiğini biliyor. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında havuç sineği dediğimiz bir haşere bulunmakta. Çok yaygın değil ama son dönemde bölgemizde yaptığımız arazi gözlemlerinde karşılaştık. Bunun dışında nematod dediğimiz kök zararlısı mevcut, kök hastalığı mevcut. Bunlarla alakalı da zaten yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Sadece bu tür nematod için dayanıklı çeşitler, toleranslı çeşitlerin piyasaya sokulması gerekmekte. Haziran ayında ektik tarlayı. Evet. Arkamızda görüyoruz. Maşallah işçilerimiz çalışıyorlar. Oraya da geleceğiz işçi maliyetlerine. Hasat dönemi geldi. Ortalama 4 ay mı havucun hasatı ekimden ve neye dikkat etmeliyiz? Onu kısaca bir anlatalım. Sözü çiftçimize verelim. Şimdi ekim dönemine göre hasat tarihi farklılaşıyor. Mesela Temmuz ayının ortası gibi ya da sonu gibi ekilen tarlaları genelde Kasım'ın ortası gibi hasat ediyoruz. Evet. Dolayısıyla birçok üretici artık kademeli bir söküm geliştirebilmek için, pazara sürekli mal arz edebilmek için kademeli bir ekim yapıyor. Yani 7. ayın 15'inden başlıyoruz, 9. ayın sonuna kadar ekim yapıyoruz. Dolayısıyla hasatla alakalı kademeli bir durum söz konusu. Evet. Bu bağlamda size şu kadar dönemde hasat olur demem çok doğru değil. Ama ortalama tarlada kalım süresi herhalde 3-4 ay ekimden sonra. 120 gün. 120-125 günlük çeşitler. Evet, hasatta dikkat edilmesi gereken en önemli konu, burada işçi arkadaşlarımıza biraz iş düşüyor. Mümkün mertebe havucu zedelemeden,
Çünkü makinalı hasat yok. Oraya geleceğim, evet. Bak görüyorum ellerinde bir demir var. Demir terleri söküyorlar. Aynı. Havuca değerse havuç kırılır. O zaman ne olacak? Ya da çizilirse orada fungal bir hastalık oluşur. Bir de zaten çok kırık olursa satma konusunda da sıkıntı yaşar. Aynen. Çiftçi aynen. Gittiği zaman tarlada, pazarda bakıyor aynen. Yani alıcı. Düzenli olanı almak istiyor. Evet, hemen sözü size verelim. Evet. Hasat bu dönemde yapılıyor. Zannedersem makinalı hasat yapmıyorsunuz. Makinalı hasat normalde makinalarımız mevcuttur. Yalnız dediğim gibi bu makinalı hasattaki toprak yapımız uymuyor. Hani aşırı yağış veya çamur oranı. Hani bizim buranın Hatay Kırıkhan'ın toprak yapısı biraz yapışkan dediğimiz toprak yapısı olduğu için makinalı hasata elbette uygun değil. Ama mesela bakıyorum şu an kaç dönümlük bir arazi üzerindeyiz? Şu an 125 dönümlük 125 bir arazi. 125 dönüm. Maşallah 50 tane işçi var herhalde. Yok daha fazla. Daha 100, 130 kişi şu an şu işçimiz an 130 var. Kişi. Bak evet. Bu taraflarda da var. Kamera belki almıyordur. 130 kişi işçi varsa bu bayağı büyük bir işçi maliyetidir sizin için. Ya işçi maliyetlerimiz evet çok fazla. Çok yüksek yani. Yani sadece işçi maliyetini biz geçtik. Yani biz... İlk etapta şunu dile getirmek istiyorum. Belki sırası da değildir. Sorunlara mı geçeceğim? Sorunlara geçmek gözümde istiyorum. Gözümde onu gördüm. Onu bekliyorum tamam. Yani. Hasatı da yaptık. İşçilerle pazarlama yapıp en sonuna gelelim. Zaten tamam. Artık seninle konuşuyoruz. Şentürk Bey'e son hakkı sona vereceğiz. Evet. Pazarlama konusunda sıkıntı var mı? Gerçi Kırkan Avucu deyince bir sorun yok ama o gün biri bahsetti. Dönemsel olarak değişiklikler olabiliyor diye. Şimdi dönemsel olarak değişiklikler oluyor. Hani pazarlama konusunda çok şükür Kırkan Avucu'nu artık bir marka yolunda ilerletiyoruz. %100 bir marka. Yani İlerleme bitti. %100 oldu marka. İlerletmeye çalışıyoruz yani. Kırıkhan Avucu dediğimiz zaman insanlar daha bir cazip geliyor. Kesinlikle. Daha yani ilk akla gelen zaten tat ve aroma. Evet. Biz bunun dışında hani kendi tesislerimizde yıkayıp paketleme yaptığımız yerlerimizde çıkan yani fiyat versem olur mu? Tabii ki ver. Ne kadara veriyorsunuz şu mesela? Şu an 55 kuruşa biz İlk yerin... ürün mü bu? Evet, ilk ürünü 55 kuruşta. Yerinden toptan olarak teslim ediyoruz. Bize 1,5-2 liraya geliyor. Siz kazanıyorsunuz. Kazanamıyorsunuz da 55 kuruş hepsi cebimize kalmıyor. %300 farkla bize geliyor. Aynen. Yani dışarıda, çarşıda, pazarda %300'lük bir farkla insanlarımıza, halkımıza gidiyor. Gene parayı çiftçi değil. Tabii başkaları ki. Kazanıyor. Burada maalesef. Sadece mağdur olan bizleriz. Evet. Maalesef. Üreticiler yani mağdur olan. Dışarıdaki tüccarlar, komisyoncular. Benim bildiğim bu fiyatlar 55 kuruş. Daha sonra bu herhalde ikinci, üçüncü sökümde daha da düşüyor. Yani dönemsel olarak değişiyor. Kimi zamanlarda bir bakıyoruz 55 kuruşun daha altına düşüyor. Kimi zamanlarda hani çok fazla bir fiyat artışı olmasa da biraz artıyor. Evet. Ama dediğim gibi burada sadece mağdur olan biz üreticiler. Ya bunun dışında kazananlar komisyoncular ama ve pazarcılar. Şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Havuç üreticisi tarlasındaki havucu bir şekilde satıyor. Elinde kalmıyor. Evet. Pazarlama sıkıntısı olmayan bir ürün. Evet. Pazarlama sıkıntısı çok şükür yaşamıyoruz ama çok fazla bir kar marjımız yok. Evet. Bu da canım yılların ürünü. Bunda da pazarlama sıkıntısı yaşamayalım. Evet. Gelelim senin istediğin yere. Bir an önce oraya gelmek istiyor. Ben hissettim onu. Evet. Havuç üreticisinin sorunları çok önemli. Çünkü yaklaşık diyorsunuz ki 20 bin dönüm havuç ekiliyor. 18, yani şu an zaten kışın tarlaların çoğu benim bildiğim şey boş bırakılır. Evet. Bırakılmayan yerlerinde %70-80 o zaman havuç ekiliyor. Havuç yetiştiricilerin ve genel olarak çiftçilerin sorunları nelerdir? Abicim programın ilk başından beri sabırsızlıkla beklediğim bölüm burası. Ne güzel. Anlat yani, bu Çiftçi TV sizin kanalınız. Teşekkür ederim sağ olun. Geldiğiniz için yayınladığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu arada. İlk etapta biz elektrik bu yıl hani bölgemiz kurak olduğu için taban kuyu suyu dediklerimize bayağı bir yüklendik. Evet. Bunun da ilk başta çalışması için elektrik önemli bir faktör. Elektrik olmazsa olmuyor. Olmuyor. Taban suyu alamıyoruz. Geçmiş dönemlerde yaklaşık bundan 3-5 yıl öncesine kadar biz elektrik faturalarımızı 6 aya bir ödeme yapıyorduk. Evet. Ama şu anda biz bu artık geçmiş kalktı. Her ay ödeme yapıyoruz. Bu da bizi çok ev çok fazla. Ev gibi, iş yeri gibi. Bir ev gibi, bir iş yeri gibi. Nasılsa aynı şekilde biz de bunu her ay ödeme yapıyoruz. Bu da bizi çok aşırı derecede zorluyor. Ben burada şunu söyleyeyim. Program haricinde de yaklaşık 100 tane çiftçiyle ben sohbet ettim. Ovada sürekli gezdim bu 3 gün içerisinde. Hepsinin bahsettiği ilk konu bu. Biz ev gibi fatura ödemek istemiyoruz. Evet. Umarım yetkililer bunun bir çözümü varsa bir an önce bulurlar. Çünkü evet. Şunu demiyorlar. Elektrik desteği istemiyorlar ya da faturamızı kesinler demiyorlar. Diyorlar ki
Ürünü 6 ayda bir alıyoruz. Lütfen 6 ayda bir ödeyelim. Sadece gene ödeyelim. Nefes alarak ödemek istiyoruz, evet, biz. Evet, tamam. Her, İnşallah her bunu ay, duyarlar. Çünkü her programda bu dile geldi. Her ay bir iş yeri gibi, bir ev gibi elektrik faturası ödemek gerçekten bizi çok yoruyor. Evet, tabii yani ki ürün biz, yok. Satamadığın ürün cepten yiyeceksin. Yani zaten ortalama biz bu havuç ürününü ektiğimiz zaman hasat etmemiz arasında 5-6 ay gidiyor. 150 gün gidiyor paranın tekrardan dönmesi. Evet. Biz her ay bu fatura ödemelerinde çok zorluk yaşıyoruz. Tamam, birinci sıkıntımız elektrik dedik. Başka? Evet. İkinci sıkıntımız akaryakıt. Mazot, o konuda ama devletimiz mazot gübre desteklerini gerekli şekilde veriyor. Bundan daha öncesine göre çok çok iyi durumdayız. Ama inşallah daha da ucuzlar. İnşallah maliyetlerimizi biraz daha aşağı almaya çalışıyoruz. İnşallah, ama yani diyorum ya, bak eskiye göre o konuda çok büyük yardımlar, destekler, evet, var gübrede, mazotta. Umarım bu şekilde devam eder. Evet. Başka da bir sıkıntın yok. Sulama ile ilgili zaten ülke genelinde bir sıkıntı var ama burada zaten bir proje varmış yakın zamanda. Menzilet çayı projesi varmış, evet, herhalde. Evet ya, daha bize buraya ulaşmadı ama bu inşallah. Bu 2000 Sulama Birliği Başkanı'yla görüştük. 2017 yılında ova kurtulacak diyor. İnşallah kurtulur. Evet. Evet. Yani sadece biz bunlarda ilk etapta en büyük sorunumuz elektrik. Tamam. Biz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica Agit, bitiriyorum artık. Bitir abi, toparla. Evet. Katıldığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Kırkan Havucu, emin olun Türkiye neresine giderseniz gidin bilinen bir ürün. Son olarak, olarak ben sana sözü vereyim. Şey yapalım abi, biraz daha 3-4 dakikada. Daha 3 dakikadan önce toparlarım zaten. Evet. Kırkan Havucu ülke genelinde bilinen bir ürün. Nasıl yetiştiğini sizlerin sayesinde öğrenmiş olduk. Teşekkür Buradan ederim. Son olarak çiftçilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak sadece şunu, az önce ilk başlarda konuştuğumuz bir siyah havuç, evet, üretimi yaklaşık olarak yani bizim artık Hatay Kırıkhan Ovası'na da 3 yıldan beri girmiş bulunmakta. Evet. Bizim bu Brix renk oranı dediğimiz oranlarımız burada daha fazla. Evet. Yani bir Konya'ya göre. Ya daha mı siyah oluyor? Daha siyah, %9'a %14, %6'lık bir farkımız var. Evet, bu teknik bilgileri biz çok bilmiyoruz ama önemli demek ki söylediğine göre. Onu söylemek istiyorum yani, bu konuda da Konya'yı artık geride bırakmaya. Siz buradan Konyalı tüccarlarımıza, hepsine saygı duyuyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Kırkan, tabii Konya koca şehir, koca evet, tahıl ambarımız. Evet. Onunla yarışmak bile bizim için bir, Kırkan için bir gururdur bence. Evet. Ama dediğim gibi havuç konusunda kesinlikle Türkiye'de bir numara olmuşsunuz, onu söyleyelim. İnşallah. Evet, son olarak bu havucun piri olarak diyelim. Maşallah her konuda bilgi sahibi havuçla ilgili. Neler söylemek istersiniz? Şimdi şuna dikkat ediyorum. Kırkan havuç üretimine diğer bölgelerden daha geç başladı. 1989 yılında ilk defa ekim yapıldı. Dikkat çeken konu şu, çok hızlı bir şekilde üretici kendini yeniliyor, güncelliyor. Evet. Üretim tekniklerini bakımından, kullanılan tohum bakımından, sulama sistemleri bakımından birçok bağlamda kendini çok hızlı bir şekilde yeniliyor. Ve şuna inanıyorum, çok yakın bir zaman içerisinde Türkiye'de havuç üretim merkezi olacağı kanaatindeyim. Evet, çok güzel. İnşallah bunun yanında, her zaman söylediğim gibi üreticilerin kooperatif kurması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Kooperatif kesinlikle ama kesinlikle üreticiler için bir can simidi. Benim anladığım, siz her konuda ortak hareket etmeyi kesinlikle çok önemsiyorsunuz. Kesinlikle. Yani sonuçta zayıf olan bireylerin bir araya gelerek bir birlik oluşturmaları, bir güç oluşturmaları piyasada söz sahibi olmalarına yol açacaktır. Bu bağlamda kesinlikle ama kesinlikle ivedilikte kooperatifleşmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler, çok güzel bilgiler verdiniz bizlere. Arkamızda güzel bir hasat var. Evet. Paketlemesini çektik. Biz böyle bir imkanı bulacağımızı bilmiyorduk ama dört dörtlük bir işletmeye denk gelmek, evet, bizim için bir avantaj oldu. Katkılarınızdan dolayı ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık diyorum. Hasadınız bol olsun, bereketli olsun. İnşallah tüccar da kazanır, siz de kazanırsınız. Bizim de soframıza ucuz gelir. Tüketici de kazanır diyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Ben de son bir cümle tabii ki kurayım. Buyurun. Bölgenin tanıtılması, bölge üreticilerinin sorun ve sıkıntılarının bir şekilde dile getirilmesi konusunda Çiftçi TV'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Sen de son bir şey söyle, kapatalım artık programı. Son olarak da aynen sizlere, Çiftçi TV'ye çok çok teşekkür ediyoruz böyle bir yayın yaptığınız için. Evet, adı üstünde Çiftçi TV, sizin kanalınız. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Sevgili Çiftçi TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün hepinizin bir şekilde kulaklarının aşina olduğu Kırkan Havucu'nun yetiştirme koşullarını sizlere anlatmaya çalıştık. Arkamızda güzel bir hasat dönemi var. Bu şu demek oluyor, artık hazırlanın, Kırkan Havucu pazarlarınıza geliyor. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.